Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan bir takipçimizin bize sorduğu soru şu. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Nişanlım Amerika'da yaşıyor. Ve 3 ay sonra Amerikan vatandaşı olacak. Eylül ayında Türkiye'de evleneceğiz. Nişanlımın evli olması vatandaşlık sürecini etkiler mi? Göçmenlik başvurusuna hemen değil de 3 ay sonra vatandaş olduktan sonra başvurmamız bize avantaj sağlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii ki Nişanlınızla resmi evliliği yapabilirsiniz ve e, nişanlınızda e, vatandaşlık e, sürecini başlatabilir. Bunda bir problem bir durum yok. Eğer arzu ederseniz vatandaş olmasını bekleyebilirsiniz. Ondan sonra resmi nikah kıyabilirsiniz ya da vatandaş olmasını beklemeden resmi nikah kıyıp ve o vatandaşlığına e, bu şekilde geçiyor olacak. Dolayısıyla vatandaşlık başvurusunda bekar yerine evli olarak sizin bilgilerinizi giriyor olacak. Dolayısıyla eğer siz bu yaz a, evlenme gibi bir plandaysanız o planınızı yerine getirebilirsiniz. Ama ondan sonra vatandaş olmasını bekleyeceksiniz. Ve eşiniz vatandaş olduktan sonra da size başvuru yapması gerekecek. Ve dolayısıyla süreci bu şekilde ilerletmekte fayda var. Yeşil kart üzerinden de size başvuru yapabilir ama o süreç zaten zaman alacak. Dolayısıyla bu şekilde adım atmanızda bir sıkıntı görünmüyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben ABD vatandaşıyım. Erkek arkadaşım Türkiye'de kendisine nişanlık vizesi çıkartmak istiyoruz. Bunun için bankada belirli bir birikimim olması şart mı? Ayrıca benim ve nişanlım minimum kaç aylık çalışıyor olmamız gerekir. Çünkü birikimimiz yok diye bu takipçimiz bize iletiyor. Şimdi burada önemli olan nokta tabii siz nişanlınızı Amerikan vatandaşı olarak başvuru yapabilirsiniz ve nişanlınız olarak getirebilirsiniz. Dolayısıyla sizin kaç ay çalışmanızdan ziyade eğer çalışıyorsanız şu an ve a, aldığınız maaş ona sponsor olmak için yeterli ise o zaman e, herhangi bir sorun olmadan hani e, şu an çalışıyor olmanız yeterli e, olarak onun nişanlık vizesi anlamında sponsorluk yapabilirsiniz. Eğer sizin bu noktada çalışmıyorsanız ya da maaşınız Yeterli değilse ya da yeterli birikiminiz yoksa o zaman ek bir sponsor ayarlayabilirsiniz. Bu ek, ek sponsor sayesinde bu başvurunuzu yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bir arkadaşım C1 vizesiyle Amerika'da work and travel yapmakta ama çalıştığı yerde kendisi sürekli ırkçı muamele görüp hakarete maruz kalıyor. Amerika'da bu tür ırkçı söylemlere maruz kalan kişiler nasıl dava açabilir ve kendisine hangi imkanlar sunulur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii ki Amerika'da bu tip ırkçı ayrımcılıklar çok ciddiye alınır ve dolayısıyla bu noktada gerekli yasal yollar da açıktır. Eğer bahsettiğiniz arkadaşınız böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsa, tavsiyem kendisinin müdürü ya da supervisorı ya da şirketin sahibi o kişilerle görüşüp bu yapılan baskıları yapan kişilerin bunu yapmalarını durdurmasını rica edebilir. Diğer bir durumda şu olabilir mantıklı olan. C1 vize sponsoruna ulaşabilir ve o sponsora şu tarz e, hareketlere ve tavır ya da davranışlara maruz kaldığını anlatabilir. Ve onlardan bu konuda ne yapması gerektiği konusunda yardım isteyebilir. Dolayısıyla yasa anlamda bir noktaya gitmeden önce iş yerinin bu yapılan olayı konusunda herhangi bir önlem alıyor mu almıyor mu bunu görmesinde fayda var. Ve bu noktadaki tavsiyem de eğer iş yerindeki üst yöneticileri rahat görüşü bunu aktarabilecekse önce onlara aktarması oradan bir çözüm ulaşmıyorsa da sponsor firmaya ulaşmasında fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu önde. Vizem 2 ay sonra bitiyor. Vizemi uzatmak için başvuru yaparsam ve onaylanırsa Türkiye'ye gidip gelebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer sizin kastettiğiniz siz eğer şu an Amerika'daysanız ve vize statünüz bitmek üzeresi 2 ay sonra ya da vizeniz burada vize uzatması başvurusu yaptığınızda oturumunuzu uzatmış olacaksınız. Yani dolayısıyla 2 aylık bir oturumunuzun bitme durumu varsa bir 6 aylık uzatma talebinde bulunuyor olacaksınız. Tabi bu 6 aylık onaylansa bile siz ülke dışına çıktığınız anda bu doluyor artık bitiyor. Yani dolayısıyla sizin tekrar Amerika'ya giriş yapabilmeniz için eğer pasaportlarınızdaki vizeniz 2 ay sonra da bitiyorsa olmayacaksa maalesef Amerikan konsolosuna tekrar e, vize randevusu alıp yeni vizenizi almanızda fayda var. Çünkü öbür türlü giriş yapamayacaksınız. Dolayısıyla Amerika'da uzatma başvurusu yapabilirsiniz. Ama bu çıktığınız an biten bir durum olduğunu unutmamanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru şu yönde. 10 yıllık green card'a sahip olan ve 1 yıldan fazla kira yardımı seçimine aid alan kişi ABD vatandaşlarına başvurduğu zaman Trump'ın son çıkardığı göçmen yasasına takılır mı? Bir de Green Card'ın alınış şekli etkiliyor mu acaba? Aile birleşimi sebebiyle alınan Green Card'ı da buna dahil midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şöyle cevaplayabiliriz. Zaten biliyorsunuz bu konuda aa, bizim de daha iki gün önce yaptığımız bir açıklama vardı. Bu Trump yönetiminin aldığı bu yeni bir kararla ilgili. Özellikle buradaki yeşil karta geçecek ya da vatandaşlar gidecek olan göçmenlerin Karşı karşıya kalacağı, Amerika'daki devlete yükümlü olmama noktasındaki durumu ne kadar geniş uygulayacaklarını geçiren kararı ya da aldıkları kararı değerlendirmeye çalıştık. Ben şunu söyleyebilirim bu noktada tabii çok detaylı bir çalışma var. Biz şu an inceliyoruz bunu detaylı bir şekilde hala ve çok yakında biz daha detaylı bir bilgi aktarma ve bu konuda bir bilgi akım, sizi bilgilendirme noktasında olacağız. Yani bu konuda bizi takip etmeye devam edin. Ama tabii bu değerli takipçimizin sorusuna dönersek ve evet buradaki probleme hemen şöyle söyleyebilirim. Vatandaş olmadığınız için vatandaşlığa giderken bu aldığınız kira yardımı önünüze gelebilir. Dolayısıyla bu noktada isterseniz şimdiden durdurabilirsiniz bu yardımı ya da 2015'i bekleyip uygulamaya geçip geçmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu durum evet sizin durumunuzdaki vatandaşlığa giden kişileri de etkileyecek ve aile birleşiminden de yeşil kartı alan kişileri etkileyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şuydu. Eylül ayının ortasında Amerika'ya turist vizesiyle gelmeyi planlıyorum. Ama eski pasportum yani ABD vizemin basılı olduğu pasportu bulamıyorum. Hala aramaktayım. Eğer kaybettiysem ne yapmam gerekir? E, Amerikan konsolosu tekrar mülakat olmadan hemen yeni pasportuma tekrar vizemi işler mi diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz pasportunuzu bulamıyorsanız buradaki tavsiyemiz Amerikan konsolosuna ulaşın. Tekrar onlardan randevu almanız gerekecek. Çünkü değişiklikler var. Dolayısıyla tekrar e, turist sitesi randevusu alıp e, vizenizi onlardan tekrar almaya çalışmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Tabi aynı anda da Amerikan konsolosluğuna iletişime geçmekten çekinmeyin durumu anlatır şekilde. Onların da sizi yönlendirmesine göre hareket etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da statüsü bozulmuş ve kaçak duruma düşmüş kişiye bir firma sponsor olabilir mi? Bahsettiğiniz kişi Amerika'da 6 aydan fazla ya da 1 yıldan fazla yasa dışı bir şekilde kalmışsa ülke dışına çıkıp tabii ki yeşil kartı beklemesi zaman alacaktır. Eğer kişi yasal durumunu Amerika'da kaybettiyse bir iş yeri sponsorluğu üzerinden yeşil karta gitmesi mümkün olmayacaktır. Eğer ülke dışına çıkıp ülke dışında beklerse o zaman da işte 6 aydan az dışı kalmışsa herhangi bir yasaklamaya gerek duymadan green kartını dışarıda bekleyebilecektir. Eğer 6 ayla 1 yıl geçmişse o zaman o yasak sürelerinin bitmesini beklemesi gerekecektir. Yoksa sorunuzun net cevabı kişi yasal durumunu kaybediyorsa evet sponsorluk üzerinden yeşil karta gitmesi istisnalar hariç ya da herhangi bir af durumu hariç mümkün olmayacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu öndeydi. Vize statü değişikliği başvurusu bekleme süresinde Amerika'da ehliyet alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sorunun cevabı tabii ki sizin Amerika'da bulunduğunuz eyalet ve gideceğiniz Department of Motor Vehicle yani bu ehliyet kurumundan kurumuna değişecektir. Dolayısıyla onların bu noktada sizin var olan statünüzün devam ediyor olması ya da sonuçlanmış olmasını isteyip istememeleri kurumdan kuruma değişebilir. Ama genelde sizin vize statü değişikliği başvurunuzu beklemeniz değil, onun onaylanmış olmasını çoğu ehliyet kurumu yani department ve of vehicle'lar görmek isteyeceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta gibi takipçimizden gelen soru da şu yönde. Nijerya eyaletinde yaşıyorum ve green card'ım var. Geçen ocak ayında 10 yıllık kart için başvurdum. Amazon'da çalışıyorum ve benim incit 3 ay önce disability oldum. Bu yeni göçmenlik kanunu benim green kartı almama engel olur mu? Eğer engel olma ihtimali var ise nasıl bir yol, yol izlemem gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Zaten şu an green card sahibisiniz ve sizin var olan green kartınızı sadece yenileme yani yenileme başvurusunu yapıyor durumdasınız. Dolayısıyla şu anki yönetmelik kararı da yönetmelik sizin green kartınızı, yeşil kartınızı etkileyecek gibi gözükmüyor. Ama tabii sizin disability tarzı şeylerde kullanıyor olmanızın ne kadar sizi etkileyeceğini, özellikle vatandaşlığa geçerken ne kadar etkileyeceğini, özellikle Ekim 15'teki kararının uygulamaya geçip geçmeyeceğini görmemizde fayda vardır diye düşünüyorum. Ona göre net cevabı veriyor olmak mümkün olacak. Dolayısıyla biraz önce tekrarladığım gibi bu konudaki detaylı değerlendirmemizi yapacağız yakında o zaman da sizin tekrar sorunuza orada da değinmeye çalışacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Trump'ın imzaladığı yeni göçmenlik yönetmeliği evlilik için alınacak green card içinde geçerli midir diye takipçimiz bize soruyor. Sorunun cevabı şöyle. Eğer bu e, yönetmeliğe karar uygulamaya geçebilir geçerse e, Ekim 15 gibi e, durdurulmazsa geçmesi Evet, bütün yeşil karta geçenleri etkiliyor olacaktır. Bunun istisnaları iltica ya da sığınma ya da işte mağduriyet vizesi bu tarz vizeler sahip olanların dışındaki çoğu green kartlıyı etkileyecektir. Dolayısıyla evet evlilik üzerinden ilerleyen green kartları da etkiliyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Çifte vatandaşlığım var. Türkiye pasaportu ile Amerika vizesi aldım. Bu vizeyi vatandaşı olduğum diğer ülkenin pasaportu ile de kullanabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Siz tabi sonuç olarak Amerika'ya giriş çıkış yaparken genelde bizim gördüğümüz durumlar kişinin eski pasportu ve yeni pasportu oluyor. Ve eski pasportundaki vizesini o pasport geçerli olmasa bile yeni pasportu ile kullanılabiliyor. Dolayısıyla sizin sonuçta Amerikan vizesini almış olmanız önemli bir kaydı ama siz o pasportla giriş yapmanızda fayda var. Onun dışındaki pasaportu kullanmanızda herhangi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Ama bu noktada uçuşu planlarınızı yaparken dikkatli olmakta. Seyahat ecahatınızda ya da havaalanındaki görevlerde bunu e, göstermenizde fayda vardır diye e, takipçimizi de bilgilendirmiş olayım diyorum. Bu sayede de kendisi e, bu şekilde ilerleyebilir. Biz problem yaşayacağını çok fazla düşünmüyorum ama dediğim gibi herhangi bir uçuşta sorun yaşamaması için uçak yani hava yolları ile de görüşmesinde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da yasal olmadan çalışırken eğer bir polis belgelerimi sorarsa ona belgelerimi göstermeme gibi bir hakkım var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabi siz belgeler derken ya da polis derken normal güvenlik güçleri ya da polis e, sizin e, buradaki oturum şeylerinizi sormayacak. Yani onlar genelde sizin kimliğini sorabilirler. Pasaport ya da eyalet kimliğiyle ya da ehliyette bunu göstermeniz gerekebilir kim olduğunuzu. Ama onun dışındaki yasal durumunuzla ilgili şeyleri istemeyecekler sizden. Bunu sizden isteyecek tek kurum göçmenlik dairesinin çalışanları olabilir. Görevliler, sınır dışı görevliler olur. Onlar bunu talep edebilirler. E, onlara bu noktada göstermek ya da göstermemekten ziyade işte avukat e, tutmak istediğinizi dile getirebiliriz getirebilirsiniz. O zaman sizin avukat aracılığıyla konuşmanıza tabii ki mecburen imkan verecekler. Ama tabii şu var, sonuçta yasal olup olmadığınız önemli. Eğer yasal değilseniz ve durumu ihlal ediyorsanız, dolayısıyla çok daha olumlu bir sonuç çıkmayabilir. Çünkü eğer yasal olmadan çalışıyorsanız, Zaten bu noktada ya o an ya da daha sonra bunu teyit ettiklerinde sizin statünüzü ihlal ettiğinizin kararını alıyor olacaklardır. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru şu yönde. I-360 approve olduktan sonra I-485 görüşmesinin gelmesi için süreç nedir diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin sorduğu şu mağduriyet dosyası eş tarafından kötü muameleye uğramış bir kişinin ana dosyası onay aldıktan sonra yeşil kart dosya görüşmesi ne zaman gelir diye soruyor. Bu çok değişken bir e, durum. Genelde 6 ay, 6 ay ile 1 yıl arası randevu tarihi veriliyor. Bu genelde süren süreç bu ama bunun üzerinde de sürdüğünü bazen görüyoruz. Sebepleri de tabii ki bunların e, hani background çekledikleri, e, sizin geçmişinizi araştırmaya da, sabıka durumuna bakma gibi faktörlerden dolayı cevap bekleniyor olabilir ve bundan dolayı da e, bu görüşme gecikebilir ya da uzayabilir deyip a, Ama yoksa 6 ay ile 1 yıl arasındaki bir sürece bakıyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. 3 senedir Amerika'ya Work and Travel programıyla geliyorum. Söylentiye göre artık vergi iadesi alamayacakmışız. Doğru mudur diye takipçimiz bize soruyor. Ee, siz zaten normalde Amerika'daki belli bir vergi iadesi alabilmek için burada belli süre çalışılmış olması gerekmektedir. Tabii şu anki durumda vergi iadesi alınıp alınmayacağı noktasındaki net cevabı bir muhasebeciye sormanızda fayda var diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Genelde eğer sizin programınızın imkan verdiği ölçüde gelir elde edip ve bu gelirleri de beyan etmeniz en doğal başvuru süreci oluyor. Eğer bu noktada bir değişiklik varsa da bunu sizin ya bir muhasebeciye ya da sizin sponsor firmanıza ya da sponsor firma ile çalıştıysanız oraya sormanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu e, yönlendirmeye çalışmış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben Work and Travel programı ile şu an Amerika'dayım. Work and Travel sonrası dil okulu için Change of Status yapmak istiyorum. Fakat bulduğum bir okul hesabımda 25 bin dolar göstermemi istiyor. Ama ben de ve ailem de şu anda bu kadar para bulunmuyor. Bir akraba veya tanıdığa sponsor olmasını istesek oluyor mu? Ve sponsor olacak kişi için bunun herhangi bir sorumluluğu olur mu diye ta takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Evet sizin burada statü değişikliği için okulun işte bir yıllık hem okul ödemeniz diyelim hem de yaşam masraflarınızı gösterecek kadar rakamın sizde mevcut olmasını istiyorlar. Ve dolayısıyla bunu göçmen dersi de istiyor. Başvuru oraya yapıldığında. Ama bunun için ya sizin ailenizden birinin ya da arkadaşınızın ya da size bağ olmayan bile bir kişinin sponsor olmasında bir engel yok. O kişiler de size ne tür destekte bulunacaksalar o destekte bulunacaklarının sözünü vermiş oluyorlar. Tabi gün sonunda siz eğer o desteğe ihtiyaç diyorsanız ve onlar onu vermiyorsa o zaman bir sorumluluklar olabilir. Yoksa bir sorunları olmayacaktır. Hani sizin destek olmuyor gibi bir talebiniz olmadığı sürece deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Green Card sahibi göçmen olarak 2 yıl önce Amerika'ya geldim. Eşim vatandaş ve eşim taksi anlamında devletten geri ödeme aldı. Bu benim vatandaş olmamda engel olur mu? Bu arada eşim sağlık konusunda yardım alıyor diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum takipçimizin bu kaygısı tabii ki bu haftaki Trump yönetiminin geçirdiği kararla ilgili bu soruları soruyor. O karardan dolayı bir tahmin ediyorum bu endişeyle ee, bu soruyu bize iletiyor kendisi. Cevabı şu şekilde olacak. Eşinizin ve sizin yaptığınız vergi beyannamesini vergi dairesine yaptığınız başvuruda aslında sizden fazla vergi alındığını bir durum söz konusu ise o zaman size o fazla aldıkları vergiyi geri ödüyorlar. Dolayısıyla o devletten yardım diye bir durum ya da devlet hizmetlerinden yardım diye bir para değil. O aslında sizin zaten sizden vergiyle kesilen Mesle fazladan kesilen ve size geri iade edilen bir miktar olduğu için bu sizi etkilemez. İkinci durum eşinizin sağlık konusunda yardım alıyor olmuş olması sizin e, vatandaşlığınızı etkileyecek ya da yeşil kartınıza bir sorun yaratacak durum değildir. Çünkü o sizin bir, e, siz bir sağlık hizmetinden ya da bir e, sosyal haklardan yararlanmadığınız içindir kendiniz. Dolayısıyla sizi etkilemeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Bu yıl Green Card'a başvuracağım. Bunun yanında önümüzdeki yıllarda gerek h bir gerek turist öğrenci vizesi veya Work and Travel için C1 vizesine başvuru yapsam geçmiş Green Card başvurum bir sıkıntı yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Bu genelde hassas olduğumuz ve temkinli cevap verirken yaklaştığımız bir soru. Çünkü normalde sizin bu çekiliş için yaptığınız başvurular eğer ki siz başvurudan çıkıp State Department'a DS formunu doldurup sunmadıysanız normalde buna pek bakılmayacaktır. Ama gün sonunda tabi sizin böyle bir başvuru yaptığınızın kaydı var. Dolayısıyla Amerikan konsolosunun hiç buna bakmayacağı diye bir kaydı yok. Bakabilirler. Ama sonuç olarak böyle bir durum oluşabilir. Ama genelde tabi çoğu kişi herhangi bir sorun yaşamadan vize başvurularında da bu tip durumu önlerine getirilmeden süreçlerini ilerletebilmektedirler. O açıdan da e, buradaki kararı siz veriyor olacaksınız. Ama dediğim gibi genelde etkileyecek bir durum değil. Ama ufak da olsa bir ihtimal olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde Amerikalı kız arkadaşımın benim için başlatmış olduğu nişanlık vize başvurusunu iptal ettim. Bu durum bir turist vizesi almama engel olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii ki sizin sonuçta bir Amerikalı ile nişanlanma durumu ve dolayısıyla onun üzerinden de Amerika'da kalıcı yaşama durumu için bir ön adım olan nişanlı vizesi başvurusu içeri verilmiş durumda sizin adınıza. Ama eğer o, o başvuru durdurulduysa ya da geri çekildiyse çünkü sizi durdurmanız Sadece tek taraflı mümkün değil. O başvuru yapan nişanlınız. Dolayısıyla onun da bunu iptal edip ya da geri çektiği bir durum varsa o zaman sizin tabii ki turist listesine başvurmanızda bir engel e, olmayacaktır. Ama tabii e, sizin böyle bir durumda başvurunuz olduğu için size bunu sorabilirler. E, ve engel olacak bir durum yok. Ama tabii size soracakları ve alacakları cevaba göre e, belki vize vermeme yoluna gidebilirler. Tabii ki dediğim gibi engel bir durum yok. Turist almanıza ama burada Amerikan konsolosluğundaki görevlilerin size inanma noktası, geçici geleceğinize inandıkları sürece vizeyi verebilirler. Dolayısıyla e, bu da imkanlar dahilinde olacağını da düşünüyorum. Yani genelde bir sorun, bir durum yok. Yeter ki Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu düşünsünler. Evet bugün canlı yayında bir takipçi... Hepimizden gelen soru şu yönde. Green Card babama çıktı fakat babam başvurmaktan vazgeçti. Bu durumda annem, kardeşlerim ve ben Amerika'ya gidebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Green Card çekilişi çıkan kişi ki bu durumda babanız vize başvurusunu yapmazsa yani göçmenlik vizesi yeşil kartı almadığını atmayıp ve yeşil kartı da almaz ise eşi ve çocukları yani sen maalesef bu haktan faydalanamıyor. Dolayısıyla sizin istemeniz yeterli değil babanın da buna başvuru yapması ve başvuruyu sonuçlandırıp yeşil karta hak kazanıyor olması önemlidir. Sizin de bu haktan faydalanabilmeniz için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. f vizesine sahip olan kişinin eğer aileden bir yakını vefat ederse kısa süreli de olsa Türkiye'ye gidip gelebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki mesele eğer f vizesine sahip olan kişi demekle kastettiğiniz Amerikan konsolosluğundan kişi F1 vizesi damgasını pasaportunu aldıysa ve o süresi hala geçerli olduğu süreçte okulunu da devam ettiriyorsa statüsünü iptal ihlal etmemişse o zaman ülke dışına gidip ailesi birini görüp gelmesine herhangi bir engel yoktur. Ama eğer kendisi vizeyle gelmiş ve burada statüsü devam ediyor ama vizesi bitmiş ise o zaman o yakınını görmeye gidebilir. Fakat Amerikan konsolosluğundan vizesini yenileyerek gelmesi gerekeceğini de unutmamanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Daha önce yurt dışı seyahatim olmadı. Dil öğrenmek için Amerika'ya gelmek istersem vize alabilir miyim? Yurt dışı seyahatimin olmaması sizce F1 vize mülakatında sorun oluşturur mu diye takipçimiz bize soruyor. F1 vizesi başvurusunu yapıp bu vize görüşmesine giderken önünüze gelecek engellerden biri tabii nedir? Sizin Türkiye'deki bağlarınız, okula mı gidiyorsunuz, çalışıyor musunuz, yeterli bir bağınız var mı diye bakacaklar. Tabii ki bu arada sizin ülke dışında seyahat edip etmeme durumunuza da bakmış olacaklar. Dolayısıyla sizin hiçbir yere gitmemiş olmanız, Amerika'ya sadece ilk defa geliyor olmanız vize almamanıza yol açabilir. Ama bu da şu anlama gelmesin. Hani her ülke dışına giden, başka yerlere gidenlere de vize verecekler ya da size vermeyecekler anlamına gelmesin. Asıl önemli olan kriter sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu görebilmeleridir. Ama tabii ki eğer bir Avrupa seyahati yapabilecek bir durum varsa bu tip vize başvurularından önce onları da yapmakta fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Bu yıl Ekim ayında Green Card çekilişi yapılacak mı? Donald Trump'ın imzaladığı yeni yönetmeliğinde bu çekişe etkisi olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Bu yıl Ekim ayı itibariyle evet çekiliş başvuruları hala yapılacak. State Department bu noktada farklı bir açıklama yapmış durumda değil. Dolayısıyla Ekim ayında bu tip başvurular yapılabilecektir. Ama Donald Trump'ın bu kararı yönetmeliği çekilişten de yeşil karta sahip olacak kişileri etkileyecektir. Çünkü onların da finansal noktadaki durumda Amerikan devletine gelip yük olmayacaklarını göstermeleri gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. C1 ile Amerika'da vize statü değişikliği yapacaksak turist vizesine mi yoksa F1 vizesine mi çevirsem avantajlı olurum diye takipçimiz bize soruyor. Sizin statü değişikliği yaparkenki planınız ve Amerika'da ne kadar kalmak istediğiniz önemli olan nokta olacaktır. Dolayısıyla siz bu, bu noktada kısa mı ya da daha uzun süreli mi kalmayı planlıyorsunuz ona göre adım atmanızda fayda olacaktır. Eğer C1 statüsünden sonra ne yapacağınıza tam emin değilseniz belki turist adımını, uzatma adımını atmak çok daha faydalı ön adım olarak olacaktır. Yoksa tabii ki öğrenci statüsüne değişiklik adımlarında atabilirsiniz. Sadece dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yürürlükte iki yıldır epey bir değişiklikler oluyor. Bu konuda dikkatli bir başvuru yapılmasına dikkat etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. B1 ya da B2 vizesiyle Amerika'ya gelirsek çocuklarımızı okula yazdırabilir miyiz? Çünkü daha sonra E2 vizesine başvuracağız diye takipçimiz bize soruyor. Siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle geliyorsanız burada çocuklarınızı devlet okuluna yazdırmamanız gerekiyor. Bu aslında daha sonra sizin belki vize başvurularınızda da sizin vizenizin alınmasını engellemede bir sorun olarak önünüze gelebilir. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada eğer yani E2 vizesini düşünüyorsanız ona bağlı gelip ya da ona uygun gelerek burada E2 statüsünü onayını almanız ve onayı aldıktan sonra buradaki devlet okullarına çocuklarınızın gitmesinde herhangi bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kız kardeşimin 10 yıllık turist vizesi vardı. Süresi bitince yeni başvuru yaptı. Ancak administration process adı altında bir şey söylenip vize verilmedi. Ben Amerikan vatandaşıyım. Annem ise green card sahibi. Acaba bundan dolayı sorun olmuş olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerikan konsolosluğu kız kardeşinizin vizesini yenilemek istemeseydi ya da vermemek isteseydi o zaman o vizesini direkt reddedebilirdi. İşte değerlendirmeyi almazdı. Administration process denilen süreç reddetme süreci değil aslında. Tam tersi açıklanması gereken ya da incelenmesi gereken bir durum olduğunu düşünebilirler. Ve onunla ilgili bilgi bekliyor olabilirler. Bu açıdan da maalesef bazen uzun süren bir bekleme, inceleme süresine takılması mümkün ol olabiliyor. Ha bunun faktörlerde siz ya da annenizden dolayı sizin yasal durumunuzdan dolayı faktörler olabilir mi? Tabii bunlar da olabiliyor ama tabii ki bu noktada onların incelemelerini bitirmelerini beklemenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 12 yıl önce kavgada 2 ay kadar cezaevinde yattım. Adli arşiv kaydımda bir yazı çıkmıyor. Green Card başvurusunda veya Türk Lisesi'ne başvururken bu durumu bilmeli miyim diye. Takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta tabii sizin bu bahsettiğiniz tutuklama ile ilgili bir mahkeme kararı var mı? Mahkeme kararının sonucu ne diyor? Sizi suçlu buluyor mu? Ya da size kısa süreli bir para cezası ya da başka türlü bir ceza mı veriyor? Bunu tabii bakmanızda fayda var. Tabii ki green card tarzı başvurularda daha önceki tutuklanıp tutulanmadığınız soruluyor ve bu noktalarda doğru cevap vermeniz gerekiyor ve bu doğru cevabı verirken de sizden isteyecekleri o mahkeme kararını almış olmanız. Dolayısıyla tavsiyemiz bu bahsettiğiniz olayla ilgili herhangi bir mahkeme sürecine geçilmiş mi geçilmemiş mi? Eğer bir mahkeme sürecine geçilmemiş ise o zaman endişelenecek bir durum yok ama geçilmişse onun sonucunu almanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Trump'ın imzaladığı yeni yönetmelik yürürlüğe girerse Green Card sahibi birinin bankruptcy yapması vatandaşlığa geçişinde sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim. Normalde de zaten eğer vatandaşlığa gidecek bir göçmen varsa e, iflas başvurusu ya da bankruptcy başvurusu yapmasından uzak durmasını zaten tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir yönetmeliğe bakmadan bile bunun cevabını söyleyebiliriz. E, kesinlikle e, böyle bir iflas başvurusunda bulunmasın. Tabi bu yönetmelikle bu daha da kendini gösterecek. Çünkü kişilerin kendi kendine yetebilmesi, ayakta durabilmesi ya da finansal durumunu sağlayabilmesi noktasında kişi iflasa başvurduğu için yeterli görünmeyeceği için vatandaş konusunda da bu yönetmelikle bile sıkıntı yaşayacaktır. Ama bu yönetmeliğin de dışında zaten bu tavsiye ettiğimiz bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 22 Temmuz'da re permit evraklarını gönderdik. Henüz USCIS'den bir notice of action gelmedi. Ne kadar beklemeliyiz? Bilgi alabileceğimiz başka bir yer var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anlaşılan tabii siz bu seyahat başvurusunu çok daha yeni yapmış durumdasınız. Eğer yaptığınız başvurudaki para çekilmiş ise yakında size zaten evrak göndereceklerdir. Bazen evran ulaşamaması kaybolması bir durumu olabiliyor. Bu noktada da ise immigration'a ulaşıp onlardan bu konuda detaylı bilgi almanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Türkiye'de lisansını bitirdiğim mühendislik bölümünü Amerika'da yüksek lisans tamamlarsam mühendis sertifikam Amerika'da geçerli sayılıyor mu acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii. Sizin Türkiye'deki okuduğunuz lisans eğitimini Amerika'da sayılacak. Fakat sizin Amerika'da mühendis olarak çalışmanız için sadece bir yüksek lisans almanız yeterli olmayacak. Bu noktadaki tavsiyelerim ne tür lisanslar gerekiyor bunlara bakmanız olacak. Ama genelde mühendis gibi pozisyonlarda da aa, dikkat etmeniz gereken eyaletten eyalete istenen ya da yaşayacağınız eyalet neresi ise oradaki eyaletin sizden isteyeceği izinlere sahip olup olmadığına bakmanız. Tavsiyem şunu yapabilirsiniz. Araştırmanızı yaparken örnek veriyorum New York'ta işte mühendis olabilmek için yani ne tür şartları yerine getirmek diye bakarsanız o eğitim dışında bir şart daha getiriyorsa onu da yerine getirmeniz gerekecektir deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card ile bu sene Amerika'ya geldim. Eylül'de üniversiteye gideceğim. Benim arkadaşım bir sene önce Green Card ile gelmişti. Fazla financial aid olarak alarak 3'te 1 fiyatına üniversiteye gitti çok iyi bir indirim. Biz bu yardımı alsak yeni yasayla vatandaşlığımız etkilenir mi diye takipçimiz bize soruyor. Bahsettiğiniz financial aid yardımları aslında bir nevi öğrenci kredisidir. Yani öğrenci kredisi olan şeyleri unutmayın siz geri ödüyorsunuz. Yani o alıp bıraktığınız bir para değil. Tam tersi. Onu alıp geri ödeme yükümlülüğünüz var. Yeni yönetmelikte bu konuda bir değinme var mı? Şu an bilgi sahibi değilim ama İncelerken buna da dikkat edeceğim. Cevabını belki tekrar veririm bu noktanın. Yanlış şunu söyleyebilirim. Burada önemli olan nokta sizin alacağınız öğrenci kredisi ise bunu zaten geri ödeyeceğiniz için bu normalde herhangi bir sorun oluşturmaz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerikan vatandaşı olan babam için... 130 formunu geçen sene 7. ayın 17'si 2018 tarihinde başvuru yaptık. Onaylandı. İşleme alınmıştır diye bir evrak geldi ama herhangi bir ilerleme yok. Ne yapmamız gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz yaptığınız 130 başvurunu tabii göçmen dairesine yapıyorsunuz ve bu yaptığınız 130 başvurusunun sonucunu beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu sonucun daha e, onaylanıp onaylanmadığını bilmiyorsunuz. O sadece başvuru yaptığınızda elinize geçen evrak başvurunun onların eline geçtiğini ve başvurunuzun başladığını gösteren bir kanıt oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki olan süreçte de sizin onay cevabını beklemeniz gerekiyor. Bu tip 130 başvurunun bekleme süreleri zaman alabiliyor. Yapacağınız en ideal şey onlardan cevabı beklemek ve dosya numaranızda göçmenlik dairesinin sitesi üzerinden bakıp herhangi bir gelişme olup olmadığını oradan da takip ederek beklemeniz şu an için yeterli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Yeni yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik iltica başvurusunu yapmak istediğimizde ülkeye yük olma açısından sorun çıkartır mı? Trump'ın imza aldığı bu yönetmelik iltica kabul oranları nasıl etkiler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu belirtilen devlete yük olma veya da kimlerin olmasında ya da işte eğer olursalar yeşil kartlarının etkileneceği noktadaki olan kişiler arasında iltica edenler, işte mağdur vizelerine sahip olanlar yer almayacak. Dolayısıyla çünkü o durumda yer alan insanların devletten desteğe hala, sosyal hizmete ve desteğe ihtiyaçları olduğu için onları etkileyen bir durum olmayacaktır diyebiliriz. Bu olan durumun herhangi bir sığınma dosyası ile iltica dosyası ile olmadığı için, ilgisi olmadığı için orayı etkileyecek bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.